Sabri Sarıoğlu 1984 yılında Samsun'da doğdu. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başlayan Sabri Sarıoğlu'nun hayatını değiştiren şey kuşkusuz futbolla tanışması olacaktı. Amatör olarak top koşturan Sarıoğlu, Galatasaray'la oynanan hazırlık maçında keşfedildi ve 16 yaşında Flore Metin Oktay tesislerine adım attı. Çağlayan Akarsu diye bir amatör kulüpte ilk lisanslı olarak futbola başladım. Bir sene, bir buçuk sene orada oynadım. O zaman hocamız vardı, rahmetli Allah mekanı cennet eylesin. Asım hocamız vardı başımızda. Birçok Galatasaraylı veya alt yıldan yetişen Galatasaraylı oyuncunun tanıdığı bir isim vardır, Salih Bulguroğlu diye rahmetli. Onun da mekanı cennet olsun. Birçok futbolcuda emeği çoktur. Aynı şekilde benim üzerimde de büyük emekleri vardır. Hazırlık maçına gittik Galatasaray'a, Flore testlerine. Orada tabii o zaman amatör kulüpte minik takımdaki bir takımın Galatasaray'a karşı mücadele etmesi büyük bir onurdur. Büyük bir olaydır bizim için o zamanlar. Tabii o zaman farklı mağlup olmuştuk ama iyi bir oyun oynamıştım. 3 gol bir asistle maçı tamamlamıştım. Hiç unutmuyorum maçtan sonra. Asım hocamız yanına çağırdı beni. İşte gel dedi, seni birileri tanıştıracağım dedi. Gittim, Salih hocanın yanına götürdü beni. Salih hoca da karşısına aldı beni. Önce tebrik etti iyi oynadığımdan dolayı. Çok beğendiğini söyledi. Seni Galatasaray'ın altyapısına almak istiyorum diye kelimeyi kullandığı an zaten yani elim ayağım titredi yani. Yani hiç beklemiyordum öyle bir şey. Çok şaşırmıştım. Yani heyecandan dilim damam kurudu. Ben de seve seve hayallerim olan takımın altyapısında oynamaktan büyük onur duyacağımı, gurur duyacağımı söyledim. Öyle Galatasaray serüvenimiz 96 yılında başladı. Galatasaray 1996-2000 yılları arasında altın dönemini yaşıyordu. 4 yıl üst üste şampiyonluğa ambargo koyan Sarı Kırmızılılar, sonunda UEFA Kupası ve Süper Kupa ile taçlanan bir başarı grafiği yakalayacaktı. Sabri Sarıoğlu da altyapıda kendi antrenmanları sonrası A takımın çalışmalarını yakından takip ediyor, bir gün profesyonel olarak Galatasaray forması giymenin hayallerini kuruyordu. Tabii o dönem hem Galatasaray tarihi açısından 4 sene üst üste şampiyonluk, ardından UEFA Kupası, Süper Kupa, hep biz antrenmana geldiğimizde çok değişik bir hava vardı. A takım oyuncuları geçerdi, hayranlıkla onlara bakardık. Hoca geçerdi, hoca bazen gelir bizle sohbet ederdi. Çok değişik bir ortam vardı. Flore zaten siz de biliyorsunuz, birçok defa girdiniz. Flore'nin içine girdiğiniz zaman sanki uzun yıllardır burada yaşıyorsunuz. Ailenizin de burada yaşadığını hissediyorsunuz. Hani ikinci bir eviniz gibi. Flore'daki performansı onu Ali Samiyen stadına taşıyacaktı. 2001-2002 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından A takım antrenmanlarına alınan Sabri Sarıoğlu, bir sonraki sezon Fatih Terim tarafından resmi maç kadrosuna alınarak o ilk şansı elde etti. Ali Samiyen stadında taraftarların önüne çıktığı ilk maçta heyecandan dizleri titreyen Sabri Sarıoğlu, bugün yıkılışının üzerinden uzun yıllar geçmesine karşın Ali Samiyen stadından bahsederken sesinin titremesine engel olamıyor. Mecidiyeköy'den geçerken baktığım zaman bir hüzünleniyorum. Acaba diyorum, stat oraya mı yapılsaydı, yıkılıp oraya mı yenisi yapılsaydı diye düşünüyorum ama herhalde o zamanki şartlar, imkanlar öyle gerektiriyordu. Yine baktığınız zaman Ali Samiyen Spor Kompleksi 52 bin kişilik. Ali Samiyen 25 bin kişi en fazla alabiliyordu ama o 25 bin kişinin verdiği atmosfer, o hava hiçbir statta göremedim.
25 bin kişi olsa bile hani bak hani bazen birçok Avrupa kulübünde oynayan oyuncular Ali Samer'e geldiği zaman zaten birçok röportajını dile getirmiştir. Bu statta 25 bin kişi olduğuna bana kimse inandıramaz diye öyle bir atmosfer vardı. Zaten Galatasaray taraftarlarının hep coşkulu tezahüratları, destekleri hep bizi itici güç olmuştur. Her zaman o tünelden çıktığımız an o yaşanan o uğultu, destek, o pozitif enerji bizi hep daha da motive ediyordu. Ben sormadan ben söyleyeyim. Hatta tünele gelmeden sol tarafta güzel bir kazan dairemiz vardı. Orada inanılmaz sohbetler, tabii ki maç hakkındaki neler yapabileceğimiz, nasıl bugün kazanmak için neler yapıyorduk. Hep sohbetlerimiz oluyordu. İlk başlarda ben ilk A takıma çıktığım zaman tabii abilerimiz vardı. Bülent abi olsun, Ergün abi olsun. Onlar sohbet ederdi, maçlar hakkında konuşuyorlardı, normal sohbetler olurdu. Güzel bir hava olurdu. Yani kafanızdaki o bazen o maçın stresini, o gerginliğini atardınız orada. Tabii onlardan sonra ben yaş ilerledikçe ben daha tecrübeli oldum. Yeni gelen arkadaşlar hep oraya hep orada toplanırdık, hep konuşurduk. Hep orada dediğim gibi günlük sohbet olsun, maç hakkındaki konuşmalar olsun, hep bu konuşmalar geçerdi. Çok keyifli bir ortamdı. Tabii ki Ali Sami Yen'deki kazanlar için biraz ufaktı. Sen de şahitsin. Ali Sami Yen Spor Kompleksi yapıldığında inşaat daha yeni başladığında hani biz stada hatta hatırlarsanız baretlerde gezip tur atmıştık. Orada çalışanlarla biraz sohbet etme imkanımız olmuştu. Öyle bir istekte bulunduk yani. Yine soyunma odamızın yakınında bir kazan dairesi yapılsın ama bu sefer geniş olsun mümkünse. Çünkü Ali Sami küçüktü ve çok eski bir stat olduğu için zaman zaman yani çökme tehlikesi yaşar mıyız diye de korkmadığımız yoktu. Korkmuşluğumuz vardır yani. Forma giydiği ilk sezon çok az süre alan Sabri Sarıoğlu, ikinci sezonunda çıkışını gerçekleştirdi ve 42 maçta forma giyerek takımdaki yerini sağlamlaştırdı. Bir sonraki sezonda 35 maçta oynayan başarılı oyuncu, kadroda düzenli olarak yer aldığı ilk şampiyonluğunu 2006 yılında unutulmaz şekilde yaşayacaktı. Ligin son haftasında Galatasaray Kayserispor'u Ali Sami Yen Stadı'nda 3-0 mağlup etse de, Denizli Spor Fenerbahçe maçının skorunu beklemek zorunda kalacaktı. Denizli'de 16 dakika uzayan maçın son düdüğü, Mecidiyeköy'de sanki uzun yıllar beklenen bir haber gibiydi. Erik Eres bana önde şans verdi. Sol açıkta oynadım, sağ açıkta oynadım. Zaman zaman yer değiştiriyordum. İki tane gol atmıştım. Birinde İliç atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 3-0 kazanmıştık. Evet, Cihan abi topu kaçırdı. Hasan abi ağlamaya başladı. Oyunu bırakanlar oldu. Kazandık. Evet, maç bitti. Tabii ki maç biter bitmez kenara dönüp ne oldu diye sorduğumuzda daha 17 dakika mı 16 dakika mı ne o kaldığını söylediler. Önce biz bizimle dalga geçiriyor sandık yani. İnanmadık yani 16-17 dakika ne demek yani aynı saatte başlayan maç. Sonra takımın yarısı bir kısmı sahada kaldı. İzleyemeyen, o heyecana dayanamayan insanlar, taraftar olsun, futbolcu olsun sahada kaldı. Ben protokol tribünde, basın tribünde televizyondan izlemeye başladım. Ve cidden artı 16'yı gördüğüm zaman, artı 17 miydi yanlış hatırlamıyorum, 16'ydı. Çok şaşırmıştım. Bilmiyoruz tabii maç başladığında sonra konfeti, yağmuru falan derken zaman geçirme olayını bilmediğimiz için çok şaşırmıştım. Yani hayatımızın en uzun 16 dakikasıydı.
vardı. Ne var ya? Baktığınız zaman Denizlispor şu anki skorla, o 1-1'lik skorla ligde kalmayı garantilemişti. Öbür maçtan da bitmişti. Ama onlar da futbol ahlakı, futbol karakterleri düzgün oyunculardan kurulu olduğu için maçı bırakmadılar. Evet, Fenerbahçe çok bastırdı, çok ciddi pozisyonlar da yakaladı. Abdiala arka direkte inanılmaz bir gol kaçırdılar. Yani tabii orada yürekler ağza geldi ama sonunda mutlu sona ulaştık. İnanılmaz bir mutluluk vardı, inanılmaz bir sevinç vardı. Hani artık sevinçten neler ne yaptığımızı unuttuk yani. Benim adıma unutulmaz şampiyonluk gününden biridir yani. Galatasaray'daki performansı ona milli takımın kapılarını da açacaktı. Euro 2008 kadrosuna seçildiğinde Galatasaray'da bir şampiyonluk daha yaşamış olmanın deneyimi ve formuyla kampa katıldı. Gerek Sabri Sarıoğlu'nun kariyeri, gerekse Türk futbolu açısından asla unutulmayacak bir turnuva yaşanacaktı. Hiç unutmuyorum, maç başlar başlamaz inanılmaz bir yağış başladı. Sahada su birikintileri. Hatta çok komik bir anı vardır, Gökdeniz abi benim gibi kısa boyludur. Su birikintisinde düştüğü zaman yani göremiyorduk yani. Hani inanılmaz bir su birikintisi vardı. İsviçre 1-0 öne geçti. İkinci golü 6 pastan Hakan Yakın mıydı? Murat Yakın mıydı? Hangisi olduğunu tam şu an bilmiyorum ama kaçırdı. Hani o 2-0 olsaydı belki biz orada maçı kaybedebilirdik ama ondan sonra muhteşem bir geri dönüş yaşadık. Arda'nın golüyle kazandık. Her şeyi son maça taşıdık. Bir dirsek yedim. Kimden yedim tam hatırlamıyorum. Herkes sevinirken zaten. Evet, yani yumak olmuştuk. Biri sevinirken dirseğini şöyle yapınca dudağım patlamıştı. Hani aynısını Galatasaray'da da başıma geldi. Eskişehir maçıydı. Yine gol sevincinde yumak halindeydik. Arkamda da Alex Telles vardı. Benden biraz boyalar yüksekti. Biri onun üzerine atlayınca ön dişleri kafama geldi. Gol sevinci yaşarken, yumak halindeyken bir anda acı çekmeye başladım. Elimi şöyle bir attığım zaman baktım elimde kan var. Hani herkes gol sevinci yaşıyor, ben orada doktorla kafama dikiş attırıyorum. Ama futbolda her şey olabiliyor. Birçok sakatlık başımıza gelebiliyor. Ben de çok zaman zaman ciddi sakatlıklar yaşadım ama hani olacaksa gol sevinçlerinde olsun diyelim yani, yeter ki karşılığında mutlu olacağımız bir şey olsun. Çek Cumhuriyeti maçında yine ilk yarı sahada değildim. İkinci yarı şans buldum. İlk yarı istediğim sahaya oyunu sahaya yansıtamadık. 1-0 da geriye düştük. İkinci yarı 2-0 da mağlup duruma düştük. Birçok futbol sever artık maçı çeviremeyeceğimizi düşünüyordu ama biz yine pes etmedik. Nitekim de öyle oldu. Arda'nın golüyle önce 2-1 yakaladık. Ardından Petr Çey'in elinden kaçırıp Nihat abinin attığı gol çok önemliydi. Üçüncü gol zaten ben hani hype film şeridi gibi geçer önümden. Yani Hamit topu aldıktan sonra inanılmaz bir pas attı. Herkes dribling yapıp şut atacağını zannederken ama Nihat abi topu aldı, daha ceza sahasına girmeden vurduğu an ben içimden ya niye vuruyorsun derken gol oldu. Yani biraz daha sürmesini bekliyorduk ama Nihat abinin de ayak içi inanılmaz iyidir. Onun kendine has bir vuruşu vardı, ayak içi böyle bir bombeli bir top gönderir. Nitekim böyle inanılmaz vurdu, top direğe çarptı ama ben zaten golü anladım orada. Batistan maçı da aynı şekilde öyle geçti. 118. dakika gol yiyip 120'de uzatmalara götürmemiz. Yani o turnuva bize şunu gösterdi. Evet, belki Avrupa futbolundan Türk futbolu olarak biraz gerideyiz. Ama istediğimiz zaman, taktik disipline uyduğumuz zaman, bir de üzerine duygularımızı da eklediğimiz zaman bizim yenemeyeceğimiz ekip
yok. Bu hissiyatı artık herkese vermiş olduk. Nitekim de baktığınız zaman bence turnuvanın en iyi maçı oynadığımız Almanya maçında mağlup olduk. Tabii ki Philipp Lahm tartışmasız dünyanın en iyi beklerinden biri. Sağ ayak özellikle olmasına rağmen sol bekte yıllarca hem milli takım hem Bayern Münih'e büyük katkılar, başarılar kazandırdı. Ben de hep oynadığım maçlarda rakibimin kim olduğuna bakmadan elimden geldiğince cesaret bir şekilde fırsatını bulursam dribling yapmayı seven bir insanım. Çizgide birebir yakaladım. Önce zaten kafamı kaldırdım, baktım hani beni ikili sıkıştırmaya gelen biri de olmadığı için birebir de artık şansımı denemem gerektiğini düşündüm. Futbolda tabii ki birebir yeteneği önemlidir ama bazen vücudunuzu kullanmak da önemlidir. Ben orada çalımdan önce bir Philipp Lahm'ı sol elimle biraz boşalttırdım oraya. Çünkü kendime bir koridor açmam gerekiyordu. Kendi çabukluğuma ve süratime güvendiğim için sağını atıp sondan geçmeye karar verdim. Ve iyi de bir çalım oldu. Ardından yerden pas attım Semih'e. Zaten ceza sahasında bir Semih vardı. Orada birçok futbolcu belki sert bir vuruş yapmayı tercih ederdi ama o temize ufak bir dokunuşla golü attı. Tabii ki biz yine geri dönüşümüzü yapıyoruz, finale gidiyoruz derken bu sefer son dakika golü biz yedik. Philipp Lahm çıktı. Hiç unutmuyorum. İlk yarı bir pozisyonda Alman milli takımından bir oyuncu yerdeydi. Ciddi de bir pozisyona da gidiyorduk. Hamit sakatlık var diye topu dışarı atmıştı. Yani centilmenlik gösterdi. Bizim yediğimiz golde de Kazım sakatlanmıştı. Biz de atmalarını beklerken onlar atağa çıktı. Takım olarak böyle bir 2-3 saniye bir bocaladık. O ara golü değdik. Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir ayda bir kere en az o pozisyon benim rüyama girer. Yani futbolculuk kariyerimde unutamadığım anlardan biri. Çünkü kazansak Avrupa Şampiyonası'nda final oynayacağız yani. Türk futbol tarihinde en büyük başarıdan birini başarmış olacaktık ama maalesef son dakika yediğimiz o gol dediğim gibi ayda bir benim rüyalarıma girer. Saha içindeki kazanma hırsı kariyeri boyunca zaman zaman rakipleriyle tartışmasına da yol açtı. Sabri Sarıoğlu, mücadeleci yapısını bilhassa derbi maçlarında sahaya koyarak ön plana çıkmıştır. Tamamen içimden gelerek söylüyorum, hiçbir art niyetle sahaya çıkmışlığım yoktur benim. Siz beni zaten uzun zamandır tanıyorsunuz. Saha içinde ben Galatasaray camiasında büyüdüğüm için, Galatasaray'ın menfaatleri için, kazanmak için her türlü mücadelemi gösteririm. Ama mücadele gösterirken rakibime saygısızlık hayatta etmem. Ben ne benim karakterimde vardı ne altyapıda aldığım eğitimde bu bize söylenmiştir. Ben her zaman şunu söyledim kendime. Saha içinde yaşanan saha içinde kalmalı. Bu kazanmak için sonuçta biz deplasmana gittiğimiz zaman Kadıköy'de büyük bir baskı yiyoruz. Fenerbahçe geldiği zaman Ali Sami'nin de olsun, Ali Sami'nin spor kompleksinde olsun onlar da büyük baskı yiyorlar. Hakemler de baskı altında. İster istemez konsantreleri dağılabiliyor. Emre abiyle zaman zaman denk geldiğimizde görüşüyor, sohbet ediyoruz. Daha bir ay önce antrenörlük kursunda, lisans eğitiminde Volkan'la beraberdik. Tabii ki ister istemez zaman zaman istemeden bir sert faul yapabilirsiniz, rakibiniz sinirlenebilir, tartışma yaşayabilirsiniz. Evet, ben de yaşadım. Ben dışarıdan beni hiç tanımayan insanlar çok agresif olduğumu söylerler ama sen daha iyi bilirsin beni. Ben dışarıda daha sakin, neşeli bir insanım ama sahaya çıktığım zaman tamamen kazanmaya odaklandığım için ister istemez gerginlik yaşayabiliyoruz. Şu anda sahada olsam yine aynı şeyleri yaşayabilirdim. Yani bir şey değişen sanmıyorum çünkü kazanma hırsı diye bir hırs vardır ama bazı oyuncular bunu kontrol edebilir, bazıları kontrol edemez. En büyük örnek Ergün abi. Buz adam. Benim gibi oyuncular da deli dolu olduğu için biraz tepkiyi fazla abartıyor. Ama hiçbir zaman sahada yaşadığım olaydan sonra olayı büyütmeyi düşünmedim. Futbol dediğim gibi sahada olan sahada kalır. Sonuçta futbol oynuyoruz. Yani sonuçta bir savaş değil bu. Galatasaray formasıyla yaşadığı en büyük mutluluklardan biri 2012 yılındaydı.
Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan süper final maçında sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray şampiyonluğa ulaşmıştı. Sabri Sarıoğlu sarı kırmızılı formayla kupalar kazanmaya devam ediyordu. İnanılmaz bir atmosfer. Fotoğrafları duruyor. Galatasaray 2012-2013 sezonunda güçlü kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maçlar çıkardı. Grup aşamasından sonra ikinci turda Schalke 04'ü geçen Sarı Kırmızılar, çeyrek finalde Jose Mourinho'nun Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan İspanyol ekibi, rövanş için avantaj sağlamıştı. Ancak Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadında Galatasaraylı oyuncuların söyleyeceği son bir söz vardı. İlk maçta aldığımız 3-0'lık mağlubiyet biraz turu zora sokmuştu ama hatta ikinci maçta başladığında 1-0 mağlup duruma düştük. Ama ikinci yarı artık kaybedilecek bir şey olmadığının farkına varmamız gerekiyordu. Oyuna girerken de zaten o arkadaşlara onu söyledim. Kaybedecek bir şey yok. Karşımızda evet Real Madrid dünyanın en iyi oyunculardan kurulu bir ekibi ama biz de Galatasaray sonuçta. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Saldırmamız gerekiyor. Maçı çevirme noktasına geldiğimiz an oydu. Daha önde basan, daha çok istekli, daha çok arzulayan taraf olduk. Eboe'nin golüyle beraberliğe kaldık. Sonra benim Wesley Schneider'e attığım bir asist vardı. Onunla 2-1 oldu. Abramat'ın ortasına Drogba'nın klasik vuruşuyla 3-1. Hatta benim ortaladığım 4 oldu ama offside gerekti. Yani offside olmasaydı bence biz o gün turu geçebilecektik. Çok şanssızdı. Evet, offside pozisyon ama yanlış hatırlamıyorsam Ronaldo'nun attığı ilk gol de az da olsa bir offside'di. Tabii o zamanlar VAR sistemi olmadığı için bunun hakem göremedi. Yani ama sonuçta Real Madrid karşısında ezilmedik. Mücadele ettik. Maç 3-1'e geldiği zaman hani Ronaldo'sundan Di Maria'sına kadar bütün oyuncular bir panik havası yaşadı. Evet, Mourinho bile oyuncu yani defansif ağırlıklı bir kadroya çekmeye başladı. Dediğim gibi hani Drogba'nın sayılmayan golü offside olmasaydı, 4-1 yakalasaydık bence o gün biz turu geçerdik. Ani bir kararla Fatih Terim dönemi sona erince Galatasaray yönetimi İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'yi takımın başına getirdi. Takımda kadro yapısı hızla değişiyor, Sabri Sarıoğlu da bu değişime ayak uyduruyordu. Ancak Mancini sonrası göreve gelen Cesare Prandelli, ilk günlerde deneyimli oyuncu hakkında şaşırtan bir kararı açıkladı. Sabri Sarıoğlu kadro dışı kalmıştı. Bir süre altyapıda antrenmanlara çıkan tecrübeli futbolcu, daha sonra formasına kavuşacaktı. Hamza Hamzoğlu döneminde müthiş bir çıkışa geçen Galatasaray, o sezonu 4. yıldız anlamına gelen şampiyonlukla ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatacaktı. Evet, Mancini ile çalıştık. Kendisi inanılmaz değerli bir antrenör, değerli bir insan. Ben kendisiyle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Birebir konuşmalarımız, birbirimize olan saygımız, sevgimiz çok iyiydi.
Ondan sonra Prandelli dönemi vardı. Hatta antrenman daha başlamadan önce, bir iki gün önce tesiste ben yine her zamanki gibi çalışanlarla sohbet için çay kahve içerken o ara kulüpten Prandelli'nin uçaktan indiğini söylediler. Ben de tesisteydim. Madem tesistesin, kaptan olarak karşılaman iyi olur senin için dediler. Ben de saygıdan yeni gelen antrenörümüzü karşıladım. Ertesi gün antrenmana çıktık. Ertesi gün sağlık kontrolü ederken, ertesi gün bana kadroda düşünmediğimi söylendiler ama hiçbir şey gerekçe sunmadılar. Hani beni üzen taraf o oldu açıkçası. Hani çok detay var ama ben bunları konuşmayı tercih etmiyorum. Çünkü ben Galatasaraylıyım. Galatasaray hakkındaki görüşlerimi hep kendime saklarım. Çünkü ailemden sonra hep Galatasaray'a geldiği için yanlış dedikodulara veya konulara gitmek istemiyorum. Polemiğe girmek istemiyorum. Yoksa girsem, neler yaşadığımı anlatsam eminim birçok insan Galatasaray'da bazı insanların nasıl çalışabildiğini, nasıl bu barındığını merak ederler. Yani o yüzden ben çok konuşmak istemiyorum ama benim için üzücü bir şeydi. Çünkü evet çok teklif vardı, ciddi teklifler vardı ama ben sadece hem başkandan hem yöneticilerden tek bir şey istedim. Bana gerçekçi ne olduğunu açıklayın. Ben seve seve alacağımı da bırakacağım, kontratımı iptal edeceğim. Hiçbir şekilde bana bir açıklama yapılmadı. Ben de altyapıda antrenmanlara devam edeceğimi söyledim. Ondan sonra zaten yönetim değişti. Ünal Sağ döneminden sonra Duygun Başkan dönemi başladı. Geri döndüm. Ondan sonra Prandelli ile fazla çalışma şansı bulamadım. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Prandelli ile ilk antrenmana çıkacağım zaman geri döndükten sonra o da seni çağırdı birebir. Tercüman vardı yanımızda. Kalktı, ayakta karşıladı, elimi sıktı. Bana kadro kararının benim kararım olmadığını, tamamen yönetimsel bana söylenen bir karar olduğunu söyledi. Ben de tek kelimeyle şu cevabı verdim. Ben geçmişe takılan bir insan değilim. Sizle çalışmak benim için keyifli olacaktır. Gelecekle ilgili planlarımız varsa, görüşlerimiz varsa onu konuşalım, geçmişi unutalım dedim. Hatta kendisi de çok şaşırdı. Ne kadar olgun görüşlü bir insan olduğumu söyledi. O da çok mutlu oldu. Ondan sonra zaten kendisi ayrıldı. Hamza Hoca geldi. Tabii Hamza Hoca ilk defa büyük takım deneyimi yaşıyor. Ben elimden geldiğince Hamza Hoca'ya hem saha içinde hem saha dışında yardım etmeye çalıştım. Hocama hocamın da başarılı olması için, Galatasaray'ın başarılı olması için böyle olması gerekiyordu. Nitekim de sıkıntılı bir dönemden sonra gelen Hamza Hoca ile beraber 4. yılı taktık. 3 kupayı kazandık. Muazzam bir başarı örneği gösterdik. Hamza Hoca'nın inanılmaz katkısı vardı. Ekibinin inanılmaz katkısı vardı. Hocamızın bizle ilgilenmesi, diyalogları falan çok önemliydi. Dediğim gibi bütünlük sağlandığı zaman, birbirinize kenetlendiği zaman başarı geliyor zaten. Burada en büyük bağcı sahibi Hamza Hoca'dır. Sonra biz elimizden geldiğince hocamıza yardım etmeye çalıştık. Evet, sıkıntılar da yaşadık ama sonunda mutlu sona ulaştık. Galatasaray'daki son yılları da oldukça hareketli geçti. Teknik direktör değişimleri, transferlerle birlikte kadroda yaşanan değişimler kaçınılmaz oldu. Sabri Sarıoğlu 2016-2017 sezonunun sonunda gönül verdiği Galatasaray'a veda etmek durumunda kaldı. Bir sezon Göztepe'de başarıyla forma giyip yeniden milli takıma seçildi ve ardından futbolu bırakma kararı aldı. Geride Galatasaray'la birlikte çıktığı 475 resmi maç, 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa başarısı bıraktı. Bir kere şunu herkes bir sizin aracınıza öğrenmiş olsun. Yani bazen dışarıda yürüyüş yaparken veya bir yerlere giderken hep durdukları zaman ya bizi niye bıraktın kaptan diye bir soru soruyor. Ben bırakmadım. Ya benim bırakmam için birçok kişi uğraştı. Yani çok detaya girmeyeceğim. Hatta hiç unutmuyorum. Hani sezon bitmişti. Ailemle Antalya'da tatildeydim. Telefon geldi. Kaptan 3-4 güne kontratın yenilenecek. Buralarda mısın diye telefon geldi bana.
Ben de Antalya'dayım ama 2-3 gün sonra tatilim bitiyor, döneceğim zaten. Dedim. Tamam dediler. 3-4 gün sonra dönüş için havaalanındayken telefon geldi. Hatta malum kişiden diyeyim, hani isim de vermeyeceğim. Hani biraz dalga geçer gibi, seninle kontrat yenilenmeyecek diye telefonu açtı, kapattı telefonu. Hani bunu yapan sportif direktördü o zaman. Hani benim Galatasaray'dan kopmam için elinden geleni yapan kişiydi yani. Hani çok yani bazı şu an zor tutuyorum kendimi. Çok detaya girmek istiyorum ama Galatasaray'ı çok sevdiğim için, Galatasaray benim için hayatın anlamı. O yüzden çok detaya girmek istemiyorum. Benim Galatasaray'dan kopar olmamı sağladı. Onun öncesinde çok yaşananlar var. Hatırlarsanız lig devam ederken opsiyonumu kendi isteğimle iptal ettim. Kulübün finansal fair play çerçevesinde sıkıntıları vardı. Böyle bir teklif geldi hiç düşünmeden. Hani şu an o odada bulunan 3 kişi, Mustafa Denizli, Mehmet Özbek, ben. Üçümüz de hayattayız, şahitlerdir. 10 saniye düşünmedim ya. Hatta imzalarken şaşırdılar yani. Hani hiç düşünmeden imza. Yani Galatasaray benim için her şey. Galatasaray'ın menfaati buysa ben kontratımdan feragat ederim. Yani ben bunları yaşadım. Daha da derinlerinde, daha da üzücü şeyler yaşadım. Yani ama dediğim gibi Galatasaray'ı çok sevdiğim için bunu çok fazla dile getirmek istemiyorum. Bazen hani çok sinirlenip kızdığım şeyler de oldu. Hani en ufak bir dipnot geçeyim. Hani 300. resmi maçı mı veya 300. lig maçı mıydı neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. O maça denk geldi. Genelde bütün Galatasaraylılar bilir. Böyle 100'lerde, 150'lerde, 200'lerde maçtan önce plaket verilir falan. Ben 300. yanlış hatırlamıyorum. Yani yanlış da söylemek istemiyorum. Ya Süper Lig maçıydı ya resmi maçtı Galatasaray. Plaketleme soyunma odasında maçtan önce doğumla koymuşlardı. Hani Galatasaray'da altyapıda yetişmiş bir oyuncuyum. Yıllardır hizmet ediyorum, takım kaptanlığını yapıyorum. Hep plaket sahanın o maçtan önce verilmiyor. Soyunma odamda dolabıma koyuluyor yani. Yani bu kadar üzücü bir olay. Hani tabii ki her futbolcuya ne güzel şeyler yapıldı, yapılması da gerekiyor ama bazen de altyapıdan gelen oyunculara biraz daha önem verilmesini düşünüyorum. Bunu da anlatma sebebim sadece kendimi açısından değil, benden sonra altyapıdan gelen oyunculara biraz daha ilgi ve alaka gösterilsin diye. Yoksa kendimi burada mağdur olarak göstermiyorum. Evet, çok üzüldüm. Yani bunu yapan kişi de sportif direktördü. Hani inanılmaz bana karşı bir antipatisi vardı ve şöyle söyleyeyim, yani savaşı o kazandı. Beni Galatasaray'dan göndermek için her şeyi yaptı yani. İlk başta da çok yani bendimi boşlukta hissettim, çok üzüldüm. Yani bayağı bir içime kapandım yani, açık açık söyleyebilirim bunu yani. Bayağı içime kapandım yani, evde bile sesim soluğum çıkmıyordu fazla böyle ama ama hayatta devam ediyor, bile bir zamandan sonra bunu atlatıyorsunuz. Ama hep kendimde şu hedef var. Hani altyapıdayken bir hedef belirlemiştim, işte Galatasaray'da A takımda oynamak, şampiyonluklar kazanmak, kaptanlığa yükselmek ve futbolu Galatasaray'da bırakmak. Hani futbolu Galatasaray'da bırakmam engellendiği için daha çok üzüldüm. Hani kendi kararımla ben futbolu bırakıyorum desem hiç üzülmezdim ama benim dışında gelişen sebeplerden dolayı böyle bir olayla karşılaştığım için ve Galatasaray'da istediğim gibi vedalaşamadığım için bunu üzüntüsünü çok yaşadım. Galatasaray taraftarlarının gönlünde Sabri Reis lakabıyla anıldı hep. Renkli kişiliği, güler yüzü ve eğlenceli karakteriyle Sabri Sarıoğlu daima insanların yüzünde bir tebessüme sebep olmuştur. Hatta verdiği bir özel röportajdaki fotoğraf uzun süre gündemdeki yerini korudu. Normalde yapmazdım öyle bir şey ama çok ısrar etti. Hani o zamanlarda Reis lakabı bayağı bir ya yeni çok popüler olmuştu. Yani kırmamak için öyle bir görüntü vermiştim. Bazı spor yazarları buna çok
rahatsız oldu. Niye rahatsız olduysa yani sonuçta futbol bir görsel şov sağsa, eğlence ise bu da eğlencenin başka bir versiyonudur yani. Niye rahatsız olur onu anlamadım ama tabii ki yani ben sen de biliyorsun çok fazla röportaj yapmayı çok seven bir insan değilim. Zaman zaman senede 2-3 defa yaparım. O zaman da Bahadır rica etti, ısrar etti. Ben de kırmadım. Bence yani hiç orada rahatsız olacak hiçbir şey yoktu yani. Ya şöyle bir şey var. İlk hani reis lakabı takıldı. 1-2 sene geçti. Artık hani o kadar reis denmeye başladı ki sokakta giderken ismimle hitap edene dönemiyordum bir ara. Tabii taraftarlarımız genelde ön planda olduğum için şampiyonluk kutlamaları olsun, sevinçlerde olsun. Hep ön planda olduğum için üçlü çektirdiğim dönemlerde olsun. Böyle bir lakap bana söylediler. Ben de sağ olsunlar onların gönlünde Sabri Reis olarak bulunduysam ne mutlu bana. Tabii ki herkesi mutlu edemezsiniz. Yani ben her zaman söylemişimdir. Kimsenin kimseyi sevme mecburiyeti yok. Ama saygı duymaya mecburiyeti var. Saygı duymak zorundasın. Yani benim oyunumu eleştirebilirsiniz. Evet zaman zaman performansım iniş çıkışta olabilir ama şöyle de bir gerçek var. 15-16 farklı teknik direktörle çalışan bir oyuncuyum. Ve hepsini 190 oranında tercih ettiği bir oyuncuyum yani. Hadi ben kötü oyuncuyum da onlar da mı kötü hoca? Her zaman en iyisini yapmak için mücadele eden bir Sabri vardı sahada. Ve karşılığında da hani Galatasaray kariyerinde 15 kupayla futbolu bırakan bir oyuncu var yani. Bunun içinde 6 tanesi lig şampiyonluğu, 4'ü Türkiye Kupası yanlış hatırlamıyorsam. 5'i de Süper Kupa olması lazım veya Süper Kupa ile Türkiye Kupası'nın yeri değişebilir. Bazen rekabet futbol severleri futbolun özünden uzaklaştırıyor. Kazanmaya olan ihtiyaç, üstünlük kurma çabası, izlenilen sporun güzel bir oyundan ibaret olduğu gerçeğinden çıkılmasına neden oluyor. Sabri Sarıoğlu, uzun yıllar futbolumuzun kendine has karakterlerinden biri olmuştur. Örnek aile yaşantısı, Galatasaray'a olan aidiyet duygusu ve altyapıdan gelerek birçok başarıya imza atmasıyla adını tarihe çoktan yazdırmış bir futbol adamıdır. Bugün teknik direktörlük yolunda çalışmalarını sürdürüyor ve futbolun içinde kalarak bir gün yeniden Galatasaray'a dönmenin hayalini kuruyor. Bu kavuşma ne zaman gerçekleşir bilinmez ama Sabri Sarıoğlu'nun üzerinden Galatasaray forması çıksa da Galatasaray sevgisi Sabri Sarıoğlu'nun gönlünden asla silinmeyecek nitelikte. Ailemden sonraki en keyif aldığım, yapmaktan, oynamaktan, kaybetsem bile hep keyif aldığım bir oyundur. Hiçbir zaman futbolun bir görsel bir şov olduğunu unutmayalım. Futbol güzel bir oyun. Beni yıllarca desteklediler. İnanılmaz coşkulu bir şekilde enerjilerini bana aktardılar. Onlara çok minnettarım. Futbolculuk dönemimde hep onların desteğini hissettim. Zaman zaman ufak tefek de olsa tepkileri olmuştur. Olabilir. Her zaman anlayışla karşıladım. Hiçbir zaman onlara karşı bir art niyet düşünmedim. Taraftar bence camiaların kalbidir. Galatasaray taraftarı da özel taraftar grubudur. Bana yıllarca verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda başka bir görevle tekrardan karşılaşırız. Onları çok seviyorum. Tekrardan bana verdikleri